Merhaba, ben Uğur Gürses. 1981 girişliyim, 1985 mezunuyum, İktisat bölümü mezunuyum. Kazandığımı öğrendiğimde ne yaptım? Ankara'da ÖSYM'nin merkezi Kavaklıdere'deydi. Bizzat giderek öğrendim oradan, işte kapıdan, listeden. Ve haber vermek için sevgilime gittim. Ankara'yı nasıl buldum? Zaten Ankaralıydım, Ankara'da yaşıyordum. Dolayısıyla bir güçlüğüm olmadı siyasal okurken. En sevdiğim ders hangileriydi? Tabi birinci sınıfta çok zevk aldığım, keyif aldığım dersler vardı. İşte anayasa hukuku gibi, işte siyasal düşünceler tarihi falan gibi. Ama daha sonra işte bu para teorisi, para politikası, Ahmet Ertuğrul. Sonra Bilsay Kuruş'tan Türkiye ekonomisi dersi bayağı eğlenceli ve zevkliydi benim için. Yine Yahya Hoca'nın dersleri ne kadar çekişmeli, çatışmalı olsa da çünkü bir şekilde düşünmeye ve araştırmaya zorluyordu. Ekonometri Ercan Uygur'dan aldığımız, o benim için eğlenceli, keyifli bir dersti. En korktuğum hoca olmadı ama herhalde saysam Bedir Gürsoy diyebilirim. O da sınıfta sigara içiyorduk, arka kapıdan girip azarlıyordu. Belki ondan korkmuşumdur. En şaşırtıcı olay, siyasalda çok şaşırdığım bir olay olmadı, onu söyleyebilirim. Mülkiye deyince ilk akla gelen, önce Türkiye, sonra mülkiye akla geliyor. Bana kazandırdığı en önemli şey, bu araştırma heyecanımı destekleyen bir ortam olması. Arkadaş çevresi, kütüphanesi, ki şunu söyleyebilirim, sinemayla da ilgileniyordum o dönemde. Ve dünyada, işte Amerika'da çıkan sinema dergileri siyasalın kütüphanesine geliyordu. Eşsiz bir şeydi. Birçok alanda siyasalın kütüphanesi çok öğreticiydi benim için. Bana kazandırdığı en önemli şey yine bu araştırma ve öğrenme duygusunu körüklemiş olması hocalarıyla, ortamıyla. Onu söyleyebilirim. Ne umdum ne buldum. Muhtemelen işte daha böyle düşünür olmak için girip sonra mesleki kaygılarla çıkan mezun oluyorsunuz. Ama yine de benim için girdiğim Merkez Bankası'na girdim sonra. Hiç de pişman olmadım Merkez Bankası'na girdim. Çünkü Merkez Bankası da benim için okul gibi oldu. Siyasaldan sonra okul devam etmiş oldu. O açıdan da benim için bu kazandırdığı en önemli şeylerin başında buydu. Benim için, işte memleket için mülkiye ne getirdi, ne götürdü? Mülkiye aslında sadece bir okul değil, aslında ekol. İkisi aynı anlama gelebilir ama ekol benim için daha fazla şey ifade ediyor. Türkiye'nin düşünce yapısına, idari yapısına, ekonomisine, damgasına vuran bir çizgi, bir kanal oldu mülkiye. Giderek etkisi son dönemde azalmış olsa da hala mülkiye mezunları birçok alanda, ister devlette olsun, ister özel sektörde olsun, isterse düşün, edebiyat alanında olsun, çok fazla damgasını vuruyorlar ve etkilerini hissettiriyorlar diye düşünüyorum.